Amerika'da son 20 yıl zaman zarfında, over the past 20 years, son 20 yıl zaman zarfında obez insanların yüzdesi oranı 2 katına çıktı. Son 20 yıl zaman zarfında dediği için zaten otomatikman present perfect'tir. Ve şu anda nüfusun %35'i obez durumda, aşırı kilolu durumda. Genel bilgi, istatistiksel bilgi arkadaşlar, simple present tense. Bir sonraki sorumuzdayız. Sahra altı Afrika 1990'ların ortalarından bu yana nispeten stabil, yani sabit bir şekilde gelişiyor, büyüyor. Arkadaşlar hemen şu yorum yapacağız. Sinsi kısım simul pas. Diğer taraf present perfect continuous. Ve büyümesi önümüzdeki yıllarda da, bundan sonraki yıllarda da, takip eden yıllarda da devam etmeli. Gelecekten bahsederken arkadaşlar, Moğolu'dan sonra film birinci hali. Hem simple present hem de simple future. 1990'lardan bu yana da geçmişten günümüze present perfect ile present perfect continuous. Bir sonraki arkadaşlar. 20. yüzyılın ikinci döneminde Avrupa'da yüksek risk grubunda bulunan insanlar arasında kırılma oranları daha da arttı. Daha da arttı. Ancak bu artış Güney Asya'daki kent merkezinde yaşayan insanların kine kıyasla mütevaziydi. Yani çok ciddi bir artış değildi. Peki arkadaşlar, Avrupa içerisinde öncesine kıyasla arttı. Ama bu artış Doğu Asya'ya kıyasla mütevaziydi. Çok ciddi bir artış değildi. İşte buradaki ama anlamında arkadaşlar B4 grubuna bat kullanıldı. Daha önce yani şunu söylemiştik arkadaşlar, muhtemelen hatırlayacağız. Birbirine öbür taraftan tamamlayan parçalar olduğunu, kızlar, erkekler, işte bazıları çoğu, azı çoğu, bazıları başkaları. Mesela burada da Avrupalılar ve diğer tarafta Asyalılar var. Bu durumda arkadaşlar biraz da çelişki kokusu alırsak, Avrupa nüfusu içerisinde, Avrupa'da yaşayan insanların içerisinde artıyor. Ama Asya'ya kıyasla bu artış çok abartı bir artış değil. Çelişki kokusu aldığım zaman da B grubu direkt botaya gidiyor. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen since formülünü gördük. Saygılık duyulan, takdir edilen, beğenilen bir fotoğrafçı ve 1960 yılların başından bu yana fotoğraf çeken Jim Malcolm genellikle yazlarının Afrika'da insanların ve yerlerin fotoğraflarını çekerek yazlarını ne yapar? Geçirir. Arkadaşlar, since kısım simul past, diğer taraf present perfect ya da present perfect continuous. Burada da genellikle dediği için simple present tense. Bir sonraki sorumuz. Avrupa'nın 1945 sonrasındaki liderlerinin en büyük başarısı Almanya'nın gelişmekte olan Batı sistemine entegre edilmediği takdirde, Almanya'nın bu sisteme dahil edilmediği takdirde güvensizliğin kıta genelinde yayılacağı, güvensizliğin kıta genelinde hüküm süreceğini fark etmiş olmaları idi. Arkadaşlar, annes bir if yapısıdır. If not anlamına gelir. Ve if kuralı geçerli olur arkadaşlar. Peki burada bir gerçeğin recognition tanımak, fark etmek, farkına varmak arkadaşlar. Açılımı yapılıyor burada. Peki burada da Almanya sisteme entegre edilmezse güvensizlik kıta genelinde hükümser tarzında arkadaşlar. Ama Almanya sistemi entegre edecek edilmese tarzında gerçek dışı olarak yorumlanıyor arkadaşlar. Ve if formülüne uyan arkadaşlar bir tek
Deniz ve Edirne olayı söz konusu. Denizli arkadaşlar 1945'ten bahsederken kullanım mümkün değildir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu sebeple hani normalde biz 1945 deyince TÜBİTAK bekliyoruz ama cümleyi o tarih bazında yorumlayın. O tarihte bir gerçek dışı olarak da mecburen arkadaşlar yorumlayacağız. O zaman da tip 2 gerçek dışı if the kısım simul pass diğer taraf would artı fiilin birinci hali. Bir sonraki sorumuz. Bizim kendimizle ilgili duygumuz, algımız arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizin bize atfettiği rol ve niteliklerle şekillenir. Arkadaşlar kişi duygumuz biraz da eşimizin, dostumuzun bize yüklediği vasıflarla şekillenir. Genel bir bilgi arkadaşlar. Genel bilgi simple present. Peki ikinci boşluk arkadaşlar aktif haliyle simple present. İlk kısımda pasif haliyle simple present. Bir sonraki sorumuz. İlk boş öznesinden sonra noun clause en çok da denkli noun clause kullanımı söz konusudur arkadaşlar. Bir eğitim programı kültürel ve tarihsel geçmişin geçerli yönlerini vurgulaması gerektiği varsayılır. It is said that, it is assumed that. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Fotoğraf çekmenin en güzel yanı sizi onların dünyasının bir parçasıymış gibi hissedebilmeniz amacıyla çekilen filmde insanların kalplerini, gülümsemelerini ve ruhlarını ölümsüzleştirebilmenizdir. Peki ne amaçla? Arkadaşlar burada boşluktan sonra kan ya da kudu olduğunu ve amaç anlamını yükleyebiliyorsak zaten potaya direkt giren yapı neydi? Saudet. Sizin onların dünyasının bir parçası gibi hissedebilmeniz amacıyla. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Gara, Manet, Picasso kadar farklı, birbirinden farklı ressamlar. Bu kadar farklı çeşitli ressamlarken arkadaşlar arada sıfat ya da zarfla kadar anlamda ezez yapısı kullanıyor. Titian ve diğer Rönesans ressamlarından ilham aldılar. Onlardan etkilendiler. Son sorumuz arkadaşlar. 19. yüzyılın ilk 30 yıl zaman zarfında kişi başına alkol tüketimi Amerika'da pik yaptı. Yani en yüksek seviyesine ulaştı. Ulaşmış olmasına rağmen şu anda bütün yaş gruplarında alkol tüketimi azalıyor. Arkadaşlar 19. yüzyılın ilk 30 yılından bahsederken geçmişe gömülü simul pasifin ikinci hali şu anda dedi present continuous emizar artı fiilde ing.